Bugün sizlerle son birkaç yılda geliştirdiğim, hayatımda en az çaba ve yatırım ile kalıcı değişiklikler yapan, verimliliğimi, esenliğimi ve başarımı ciddi ölçüde iyileştiren 5 alışkanlıktan bahsedeceğim. Bu alışkanlıkların sizin için de geçerli olabileceğini düşünüyorum. Ben alışkanlık geliştirmekte oldukça zorlanan biri olmama rağmen alışkanlık geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Her gün eksikliklerimin üstesinden gelmek için irade kullanmak zorunda kalmak oldukça verimsiz. Birinci alışkanlık, uyandıktan sonraki 30 veya 60 dakika boyunca ekranlı teknoloji kullanmayın. Teknoloji toplumunda yetiştiğimiz için sürekli olarak teknoloji kullanmak zorunda hissediyoruz ya da teknoloji her zaman parmağımızın ucunda. Ben artık uyandıktan sonraki yarım saat ile bir saat arasında teknoloji kullanmıyorum. Ama sabah uyanır uyanmaz teknoloji kullanmamak çok zor zira teknoloji bağımlılık yapıcı bir şey. Sabahları uyandıktan sonra teknoloji kullanımına dikkat etmeye başladım. Sabahları yeni uyandığınızda oldukça uykulu oluyorsunuz. Çalışmak istemiyorsunuz ama çalışmak zorundasınız. Yani sabah uyanır uyanmaz telefona ya da bilgisayara bakma sebebiniz vakit öldürmek ya da eğlenmek bile değil. Gerçekten iş yapmak gibi oldukça savunulabilir bir nedenle teknoloji başına geçiyorsunuz. Ben sabah uyandığımda ilk yapmak istediğim şeyler e-postalarımı kontrol etmek, takvimime bakmak ve bugün ne yapmam gerekiyordu diye hatırlamak oluyor. Örneğin banyo için bir saatim olup olmadığına bakıp ona göre karar verebiliyorum. Fakat sabah uyanır uyanmaz günlük işlerime baktığım zaman bunun beni nasıl hissettirdiğine dikkat etmeye başladım. Sabah takvimimi açıp şunu yapmam lazım. Sonra şu var. Şunu yarın alayım. Şunu bugün alayım. Bak şu iş de var derken duygusal olarak eziliyorum. Bütün bu işler bana tırmanmam gereken koca bir dağ gibi görünmeye başlıyor. Ve bunların ağırlığı altında duygusal olarak eziliyorum. Zira yanlış bir şey yapıyorum. Çünkü sabah uyanır uyanmaz henüz zihinsel olarak çalışmaya hazır bir zihin yapısında olmuyorum. Peki bunun sonucunda ne yapıyorum? Bu duygusal yükü nasıl yönetiyorum? Başka bir uygulamayı açıyorum. Örneğin Reddit'i açıyorum. Bir canlı yayında ne olduğuna bakıyorum. Bunu yaptığımda da oldukça savunulabilir bir işle alakalı teknoloji kullanımından duygusal olarak uyuşturan dopaminerjik bir teknoloji kullanımına geçiyorum. Genellikle de bu döngüye hapsoluyorum. Günün başında bu tür uyuşturucu ekran kullanımına karşı irade gücümü kullanmak ve kendimi işe sürüklemek zorunda kalıyorum. Teknoloji kullanımını uyandıktan 30 dakika ya da 1 saat sonrasına ertelediğimde duş alıyorum, bir bardak çay içiyorum, bir şeyler okuyorum ve biraz dışarı çıkıyorum. Sonrasında işe başladığımda daha iyi bir zihinsel durumda oluyorum ve irade pilim hala %100 şarj edilmiş olarak duruyor. Çünkü bağımlılık yapıcı ekran teknolojileriyle mücadele etmem gerekmiyor. İkinci alışkanlık. Kafein kullanımını azaltın ya da tamamen kesin. Ben bu dersi garip bir şekilde öğrendim. Birkaç yıl önce gıda zehirlenmesi yaşadım ve bir süre kahve de dahil hiçbir şey yiyip içemedim. Hasta olmama rağmen birkaç gün sonra kendimi normalden biraz daha iyi hissetmeye başladım. Aynı zamanda öğleden sonra ve akşam zihinsel olarak ne kadar uyanık olduğuma şaşırdım. Bunun nedenini araştırdıkça kafeini kesmem nedenli olduğunu farkına vardım. Kafeinle ilgili anlamanız gereken birkaç çok önemli şey var. Bunlardan birincisi kafeinin aslında size enerji vermediği. Kafeinin nörobiyolojik mekanizması adenozin alıcılarını bloke etmek şeklinde. Hücrelerimizdeki temel enerji molekülü ATP. ATP yaktığımızda ortaya adenozin çıkıyor. Daha fazla adenozin, beynimize yorgun olduğumuzu, çok fazla enerji tükettiğimizi sinyalliyor. Sonra uyuduğumuzda da bu adenozin birikim temizleniyor ve tüm bu adenozin ATP üretiminde kullanılıyor. Kafein ise enerji vermiyor. Kafeinin tek yaptığı sizin yorgunluk sinyallerinizi uyuşturmak. Bunu bilmeniz önemli zira siz daha fazla kafein tükettikçe vücudunuzda daha çok yorgunluk biriktiriyorsunuz. Şimdi gelin kafein kullandığımızda ne olduğunu ve kafein kullanmayı bırakmanın neden zor olduğunu anlamaya çalışalım. Beyinde bağımlılık konusunda çok basit bir prensip var. Bir şeyin fayda etkisi ne kadar hızlı ise o şey o kadar bağımlılık yapıcıdır. Kafein kullanır kullanmaz odaklanmamızda artış sağlarız. Her gün yapacak önemli şeylerimiz olduğu için odaksız olmanın maliyeti yüksektir ve bu nedenle de hemen kafeine yöneliriz. Kafein aldıktan sonraki birkaç saat gerçekten de bir sürü şey üzerinde çalışabiliriz. Kafeinin etkisi azaldıkça daha uyuşuk olmaya başlarız ve akşama doğru gerçekten çok yorgun oluruz. Çalışamamaya başlarız ve paniğe kapılırız. Bunun üzerine daha fazla kafein alırız ve kafeine bağımlı hale geliriz. Kafein kullandığınızda gün içinde yüksek seviyede verimli olduğunuz bir zaman dilimini, düşük seviyede verimli olduğunuz bir zaman dilimi izler. Önce tırnak içinde enerji patlaması yaşarsınız ve kafein harika dersiniz. Ama sonra da yine tınak içinde enerji çöküşü yaşarsınız ve ne kadar çok büyük bir çöküş yaşarsanız beyniniz o kadar çok daha fazla kafeine ihtiyacın var şeklinde öğrenir. Sonra da bu yüksek enerji, enerji çöküşü döngüsüne girersiniz ve bu döngü de uzun vadede sizi negatif etkiler. Peki kafeini nasıl azaltacaksınız ya da keseceksiniz? Öncelikle kafein alımınızı erteleyin. Birçoğumuz kafein alana kadar zombi gibi geziyoruz ama uyandıktan sonraki ilk 30 dakika boyunca kafein almayın. Kafein almadan sabah duşunuzu alabilirsiniz mesela. Kafeini kesmek için bundan sonra yapacağınız şey ise bariz. Daha iyi ve yeterli uyuyun. Yeterince dinlenmediğiniz zaman kafeini kesmek çok zor. Ve son olarak da gün içinde enerjinizin çökeceğini bilerek mümkünse öğle ya da ikinci zamanı bir süre uzanabilirsiniz. Ben çoğu zaman uykuya dalmıyorum. Sadece gözlerimi kapatıyorum. Ama bu bile oldukça faydalı oluyor. Kafeini kesmek ilk 3-4 gün çok zor olacak. Bunu önceden bilin. Bunun en önemli üyesi gece iyi uyku ve yeterli uyku almak. Üçüncü alışkanlık. Volta atın. Şimdi paylaşacağım alışkanlık benim hayatımda devrim yaptı ve aynı zamanda yapması çok kolay bir şey. Artık günde birkaç kere ayağa kalkıyorum ve bir o bir tersine volta atıyorum. Bu sana nasıl bir fayda sağlıyor ki diye sorabilirsiniz. Bu sorunun cevabı neden volta attığımızda ve volta atmanın neyin yerine geçtiğinde. Çalışırken yoruluyoruz ve dikkatimiz dağılıyor. Peki yorulup dikkatimiz dağıldığında ne yapıyoruz? Cep telefonu gibi ekranlı cihazlardan birini açıyoruz ya da bilgisayar ekranda başka bir pencere açıyoruz. YouTube, Twitter, Reddit her ne bulursak onu açıyoruz ve bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz. Bu uygulamaları kullanırken bilmeniz gereken ilk şey bu uygulamaların sizin onlarla etkileşiminizin yoğunluğunu arttırmak için tasarlandıkları. Sadece bir YouTube videosu izleseniz bile size tavsiye edilen videolar hemen yan tarafta, videonun içinde ve sonunda sıralanıyor. Sadece bir dakika dikkat dağıtma, iki dakika dikkat dağıtmaya, üç dakika dikkat dağıtmaya, dört dakika dikkat dağıtmaya dönüşüyor. Birçok durumda beş dakikalık dikkat dağıtma, bir saatlik dikkat dağıtmaya dönüyor. Bu uygulamaları kullanırken bilmeniz gereken ikinci şey de bunların zihninizi daha da yormaya meyilli oldukları. Örneğin Twitter'ı açtığınızda dünyada kötü giden her şeyi görüyorsunuz. Bu sizce işe geri dönmenize yardımcı mı oluyor? Genel olarak konuşursak döngüye dikkat ederseniz Twitter açıp kullandıktan sonra çok yorulduğunuzu göreceksiniz. Sonunda Twitter'dan sıkılıp işe döndüğünüzde çalışmak için bir seviyede zihinsel olarak tükenmiş olacaksınız. Volta atmak iki şekilde faydalı. Bana bir saate patlayacak ya da beni zihinsel olarak tüketecek bir dikkat dağıtıcıya kaçmamı engelliyor. İkincisi volta atmak sizin zihinsel negatif birikiminizin gazını alıyor. İnternette çileden çıkarıcı içeriklerle etkileşime girdiğinizde duygularınız ateşleniyor ve işe konsantre olmanız zorlaşıyor. Volta attığınızda ise zihniniz bir şekilde oradan oraya dolanıyor. Bunu açıklamak için en uygun kelimeyi bulmakta zorlanıyorum ama internet sizin zihninizdeki basıncı arttırırken volta atmak azaltıyor. İnternet ile rahatsız oluyorsunuz, volta atarak rahatlıyorsunuz. İşe ya da çalışmaya ara verdiğinizde bilgisayar ekranından ya da herhangi bir ekrandan uzak kalın. Hem kan dolaşımınız düzelsin hem de bir ileri bir geri yürüyerek kaslarınız rahatlasın. Volta atmak aynı zamanda bir sonraki alışkanlık ile de alakalı ve ona olanak sağlayan bir alışkanlık. Dördüncü alışkanlık kendinize düşünmek için zaman verin. Bu alışkanlık oldukça ilginç. Zira bence insanlık olarak düşünmek için zaman ayırmayı unuttuk. 10 yıl önce insanların düşünmek için bol bol vakti vardı. Bir çiftçi olsanız bile tarlada ya da ahılda monoton bir iş yaparken düşünmeye vaktiniz oluyordu. İnsan beyni düşük zihinsel aktivite sırasında işleme diyebileceğimiz bir fonksiyona sahip olacak şekilde evrim geçirmiş. Birçok uyaran tarafından sürekli bombardıman edildiğimizde oturup bunları işlemeye zamanımız olmuyor. Ve bugün toplum olarak sürekli bir şeyler yaptığımız için bu tür bir işleme için zamanımız olmuyor. Bunun yerine bazı insanlar yoğunlaştırılmış basınç alma diyebileceğimiz şeyler yapıyorlar. Terapiye gidiyorlar, meditasyon gezisine gidiyorlar, ve tüm o zihinsel işlemeyi küçük bir zaman dilimine sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunlar faydalı şeyler. Duşta gelen düşünceler diye bir fenomeni duymuşsunuzdur. Birçok insana duşta güzel düşünceler geliyor ve bu insanlar kendilerini iyi hissediyorlar. Duşta kendinize düşünmek için zaman veriyorsunuz ve zihninize düşünmek için zaman vermek hayatınızda devrim yaratacak bir alışkanlık. Beşinci alışkanlık, tüketimi üretime çevirin. Bu son alışkanlık muhtemelen en önemli alışkanlık. Artık çok daha fazla oranda tüketici hale geldik. Sesli kitaplar, YouTube videoları, sosyal medya, video oyunları, korno, tüketmek için büyük zaman harcıyoruz. Bir şeyler yaparken bile podcast tüketmeye devam ediyoruz. Birçoğumuz bu tür tüketimi kutsuyor. Günde bir kitap okumayı, iki podcast dinlemeyi çok takdir edilesi bir şey olarak görüyor. Ama ben bunları yaparken sadece tükettiğimi, tükettiğimi ve daha çok tükettiğimi fark ettim. Ve eğer başarılı olmak istiyorsam yapmam gereken tüketmek değil, üretmek. Beni yanlış anlamayın. Okumak, öğrenmek gerçekten faydalı olabilir. Ama dünya bir değer vereceksem, gerçekten bir değer kazanacaksam bu üretimden geliyor, tüketimden değil. Ben daha çok üretmek, daha az tüketmek için bir şeyler yazmaya başladım. Ama üretken bir insan olmanın birkaç problemi var. Bir numaralı problem bir ürün üretmek. Eğer yazar olmayacaksanız yazmanızın bir anlamı yok. Eğer müzisyen olmayacaksanız Müzik üretmenizin bir anlamı yok. Bu nedenle de üretici süreci bir ürünle birleştirdim. Ama yaratıcı süreci bir kez ürünle birleştirdiğinizde işler çok zorlaşıyor. Zira bir kitap üretmek için yazıyorsam, yazmaya başladığım andan itibaren mükemmeliyetçilikle ile problem yaşamaya başlarım. Bu yeterince iyi değil, bu yeterince iyi değil diye düşünüyorum. Bir yandan da yayıncı bulmalı mıyım? İnsanlar bunu sevecek mi gibi sorularla boğuşurum. Sonra da yazar blokajına tostlarım. Daha çok öğrenmeli, daha çok araştırmalıyım derim. Benim tavsiyem sadece tüketmek yerine üreten olun. Bugüne kadar tek bir kitap bile yayınlamadım ama bir sürü kitap yazdım. Burada amaç pasif bir tüketici olmaya son vermek. Bir kez üretici süreç ile uğraşmaya başladınız mı birçok sorundan kurtulacaksınız. Bir şeyler yaratarak tüketimden üretime geçmek neden zor? Zira üretimi bitmiş ürünlerle ilişkilendiriyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Hiç kimse okumayacaksa bir kitap yazmanın anlamı yok diyoruz. Ben bunlara kesinlikle katılmıyorum. Tüketimi tamamen bırakın demiyorum. Tüketim için harcadığınız zamanın %10'unu, %20'sini üretime dönüştürün diyorum. Eğer alışkanlık edinmekte zorlanan biriyseniz, bu alışkanlıkları geliştirmeye birinciden başlamanızı tavsiye ederim. Önce uyandıktan sonra 30 ya da 60 dakika boyunca teknolojiden uzak durun. Sonra kafeini kesin. Sonra volta atmaya başlayın ve bunu bir alışkanlık haline getirin. Volta atmak hem çok kolay hem de size düşünmeniz için zaman veren bir alışkanlık kendinize düşünmek için zaman verdikçe o düşüncelerin bazılarını gerçek hayata koyun ve bir şeyler üretmeye başlayın. Doktor Kahn'ın Five Habits That Change My Life yayınından çevrilmiştir arkadaşlar. O yayında linkini aşağıya koyuyorum. Son zamanlarda daha fazla video yapılmasını sağlayan katıl üyesi arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Açık alandaki videoların sayısının artmasında siz sağlıyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.